you hey. Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine güzel bir yelek çalışması yapacağız. Kız bebekler için hazırladım. Şöyle görebilirsiniz. Ön ve arka görünümü bu şekilde. Gerçekten beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir model. Modelin küçük bir parça anlatımını diğer kanalımda anlattım arkadaşlar. Örgü videoları sadece model paylaşımı yaptığım kanalımda. Orada ön anlatımını bulabilirsiniz. Şimdi yine de birlikte şöyle birkaç model kurarak yeleğimizi anlatacağım. Yeleğimiz özellikle tabii ki kız bebekler için görselinde de belli ama siz yine bayan yeleklerinde ve birçok yerde kullanabilirsiniz model olarak gerçekten kullanışlı ve güzel bir model. Yeleğimiz 1,5-2 yaşa olur yaklaşık şöyle tam arka görünümünde göstereyim. Şöyle kol kesimlerini yaptım. Dilerseniz e, burada kol kesimi yapmayıp direkt e, haroşa koyup kenarına lastik zaten topluyor. Bu şekilde de farklı model olarak çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sizlere de e, bu şekilde anlatacağım. Gerçekten oldukça kolay bir model olacak. Zaten kol altına kadar tamamen düz örüyoruz. Sonrasında e, kara bir kesimle kol altını kesiyoruz. Arada lastiklerle birlikte kolaylıkla tamamlayabileceğimiz güzel bir model. Modelimiz 12 ve katları artı bir ilmek şeklinde oluşuyor arkadaşlar. Kenar patımızda ilave ettiğimizde önlere 45 ilmek olarak başlıyoruz. Bir diş haroşa yaptıktan sonra şöyle hemen modelimizi kuruyoruz. Böyle yaptığımızda da ucunda dilimli bir görüntü çıkıyor. Bu da oldukça güzel bir hava katıyor yeleğimize. Şimdi 45 ilmek şişimize atalım arkadaşlar öncelikle. Bir diş haroşamızı örüp modelimize geçelim. Ben yine ip ve şiş numaramı vereyim böyle tatlı bir şeker pembe renginde öreceğim. Tam e, biraz daha canlı çıkıyor bu kadar canlı değil rengim. Ama yine güzel bir renk. Renk kodu da 257 Kar Topu Baby One. 3 ya da 325 numara şişle örebilirsiniz. Ben hani e, her yerde bulamayabilirsiniz. Siz 3 numarayla örerseniz de olur. Ben 325 numaralı şişle e, örgüme başlayacağım. Ben şişime 45, e, 45 ilmeğimi atmıştım arkadaşlar. Şöyle arka sırasını da ördüm. E, şu, burada bir diş haroşa yaparak modelimize başlayacağız. Ucu dilimli olsun istemiyorsanız düz bir görüntü olsun istiyorsanız 4-5 diş kadar haroşa yaparak yeleğimize başlayabiliriz. Yaklaşık da bir buçuk yumak ipe ihtiyacımız olacak. Yani bir yumaktan fazla bir ip ihtiyacımız var. Ona göre ipinizi şişinizi ayarlarsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ben bir diş haroşamı tamamlayayım. Birlikte modelimizde kuralım arkadaşlar. Şöyle haroşumun arka sırasını tamamlıyorum 3 parça yelek anlatımı çok fazla isteyen oluyordu arkadaşlar Aslında bana e, Robadan anlatım Anlatımda örmekte çok daha kolay geliyor böyle parça yaptığımızda elini boyunu ayarlamak kol kesimi yaka kesimi Derken Biraz daha detaylı bir anlatım ve e, Örgü gerektiriyor O yüzden ben de herkes yapabilsin diye genelde e, Yakadan Robalı modeller paylaşıyorum bu sanırım ilk olacak kanalımda 3 parça yelek anlatımı İnşallah yine birkaç model daha anlatmayı planlıyorum aslında daha kolay bitiyor parça parça ama dediğim gibi yakadan başladığımızda robadan kola altına kadar bir seviyede gidiyoruz sonrasında modeli ayarladığımızda dümdüz örerek bitiriyoruz burada çok fazla detay oluyor yani sağ kol kesimi sol kol kesimi yine sağ yaka arkalar derken biraz daha zorlanabiliyoruz yani bazen eni boyu tam ayarlanmıyor model ya modeli devam ettirsek mesela kesmeleri gerçekten oldukça zor oluyor. Yani modeli bir yerle bitirmemiz gerekiyor falan. O yüzden her zaman robadan başlamalılar. Çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Neyse modelimize devam edelim. 45 ilmek başlamıştık. Bir diş haroşamızı ördük. Şimdi patımı burada ilk olarak patımı koyacağım. Yani şu tarafı örüyorum. Şu anda solumuzda kalan tarafı. 7 kenar patımı örerek modelime başlıyorum çok keyifli ve çok güzel bir model arkadaşlar toplamda 5 sıradan oluşuyor 5 sıra anlattıktan sonra tekrar ederek modeli rahatlıkla kurabilirsiniz 2 4 6 7 7 kenar patımızı yaptık 2 ilmek keserek modelimize başlıyoruz ters olarak kestik 1 2 3 4 4 tersle devam ettik burada bir tane artırdım bir düz ördüm bir tane artırıyorum Hatta şöyle doladım ters 1 2 3 4 4 ilmek ters üçünü birlikte alıyorum başta 2 ilmek almıştım yarım örnek olduğu için başında ortalarda 3 ilmeği birlikte alıyoruz sonrasında 1 2 3. 4. şöyle bir özetleyeyim kafanız karışmasın. 7 ilmek kenar patımızı örüyoruz. 2 ilmek ters olarak kesiyoruz. 2 4 ilmek tekrar ters. 1 artır, 1 düz, 1 artır. Sonrasında yine 4 ilmek ters, 3'ünü birlikte ters olarak kestik. 4 ilmek ters. 1 tane artırdım. 1 düz ördüm. 1 tane artırdım. 1 2 3 4 4 ilmek tersimi ördüm yine üçünü birlikte alıyorum 1 2 3 4 4 ilmek ters yine bir artır bir düz bir tane artırdım 1 2 3. 4. Yine sonda yarım örneğimiz olduğu için başta ve sonda 2 ilmek keserek başlıyoruz. İlk sıramız tamamlandı. Arka sıramız model boyunca tamamen ters örgü arkadaşlar. Önde de ters ördüğümüz ilmekleri arkada tamamen tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ben haroşamı da ters ördüğüm için tüm ilmeklerim arka sırada ters. Şimdi arka sıramızı tamamlayalım ve ikinci sıramızla devam edelim. Evet ilk sıramızı tamamladık arkadaşlar e, Bu modellerde şunları da söyleyeyim çok fazla ilmek gerektirdiği için bir model daha yaparsak 12 ilmek ilave etmemiz Gerekiyor Yani ara boyu olmuyor yani bu 2 yaşsa eğer bir sonraki yaptığınız 4 yaşa olabilir arkadaşlar Onu da belirteyim normalde 1-2 sayılık ilmekleri olsa yani 45 değil de 50 başlarsanız bir miktar büyür ama bunu 50 ilmek başlamak mümkün değil çünkü modelleri ayarlamak Gerekiyor O yüzden bir büyüğünü yapmak istiyorsanız eğer 12 ilmek ilave ederek 57 ilmek başlamanız gerekiyor. O yüzden hani böyle çok ilmekli modellerinde bu şekilde bir dezavantajı var. Tam sayı ayarlayamıyoruz. Yani 3-4 ilmekli olsa yani 3 ilmek buradan 3 ilmek buradan ilave edeceğiz. Çok bir şey fark etmiyor. Toplamda 24 ilmek yani bir önde diğer önüne hesaplarsak onu onda söylemiş olayım. Yani ben biraz daha büyük yapmak istiyorum derseniz en az 12 ilmek ilave etmeniz gerekiyor her bir tarafa. 2 4 6 7. 7 kenar patımı örerek yine modelime başladım. Bakın kestiğimiz ilmeğimiz 2 ilmeği birlikte alarak yine başladık. 1 2 3 ilmek ters ördük. Burada bakın düz yaptığımız bölüme geldik. Artırdığımız artırdığım ilmeğim düz yine artırdım bir düz artır bir düz bakın düz ördük artırdık düz artır düz ters ördüğüm bölüme geldim 1 2 3 bir önceki sırada 4 ilmek örüp kesmiştik şimdi 3 ilmek ördük yine üçünü birlikte alıyoruz kesmeler hep aynı yerden oluyor 1 2 3 3 ilmek ördük, üçünü birlikte kestik. 3 ilmek ters, düz bölüme geldik. Bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Yine 1, 2, 3 ilmek ters, üçünü birlikte alıyoruz. Bakın bir önceki kestiğimiz ilmek tam ortaya gelecek şekilde. Üçünü birlikte ördüm. 1, 2, 3. Tekrar bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz. Yani şöyle sağdan ve solundan artırdık. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 2 ilmeği yine kesiyorum. Bir kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın dilimlerimizde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İkinci sıramızı da tamamladık. Arka sıramız tamamen ters örgü. Üçüncü sıramızla devam ediyoruz. Evet üçüncü sıramızla devam edelim. Yine yedi kenar patımı örerek başlıyorum. Bu sıramız biraz daha dikkat isteyen bir sıra arkadaşlar. Diğer sıralara nazaran 2, 4, 6, 7. Yine iki ilmeğimi şöyle görüntüm biraz daha yaklaştırayım. İki ilmeğimi ters örerek başlıyorum. İki ilmek ters. Yani iki ilmeği birlikte ters olarak ördük. İki ilmek ters. Geldik buraya. İki ilmek düz. Şimdi buradaki bir ilmekten toplamda 7 ilmek elde edeceğiz arkadaşlar. Oldukça kolay. Bir ilmeği ördürdüm. Henüz şişimden ilmeğimi çıkarmadım. Bir kez doladım. ikinci kez ördürdüm. Bakın 3 ilmeğimiz oldu. Doladım. 4. Bir kez daha ördürdüm. Tekrar doladım. Son kez ördürdüm ve toplamda 7 ilmeğimiz oldu. 1 2 ilmek düzümü ördüm. 2 ters. Yine üçünü birlikte alıyorum. 2 ilmek ters. Şimdi düz bölüme geldik. 2 ilmek düz. Artırma işlemini yapacağız. Doladım. Ya ördüm, doladım 1. Ördürdüm 2. Doladım, ördürdüm 3. Doladım, ördürdüm 4. 4 kez 3 kez doluyoruz, 4 kez ördürüyoruz arkadaşlar. Toplamda 7 ilmeğimiz oluyor. 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 ters. 3'ünü birlikte alıyoruz. 2 ilmek ters. Tekrar son kez yapacağız. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 ördürdüm, doladım ikinciyi ördürdüm doladım üçüncüyü ördürdüm doladım dördüncüyü ördürdüm toplamda 7 ilmeğim var 1 2 ilmek düz 2 ilmek ters ve kalan 2 ilmeğimi de ters olarak kestim birlikte ve kenar ilmeğim ters örgü bakın modelimiz yavaş yavaş çıkıyor ortaya arkadaşlar Şimdi arka sıramızı yine ters her zaman olduğu gibi yani modelimiz bitene kadar arka sıramız tamamen ters örgü. Evet üçüncü sırasında tamamladık modelimizin dördüncü sırasıyla devam ediyoruz. 7 kenar patımı örüyorum 7 ilmek olarak. Yine iki ilmeğimizi birlikte alarak başlıyoruz. 2 ilmeğimi ördüm. Burada bir tersim kaldı. Şimdi buradaki düz ilmekleri hiçbir şey yapmadan 11 ilmek olarak örüyoruz. Bir seferde artırdık. Şimdi artırma yapmıyoruz. Düz ilmeklerimizi ördük. Burada bir düz. Bakın yine Kestiğimiz ilmek orada kalacak şekilde üçünü birlikte ör. Bir düz. Buradaki düz ilmeklerimiz artıyor arkadaşlar. Buradaki ters ilmeklerimiz de yani haroşa ilmeklerimiz de azalarak bitiyor. Düz ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan düz olarak ilerliyorum. Buraya geldim. Toplamda 5 ilmeğim var. Bir ters. Üçünü birlikte ör. Bir ters. Yine düz ilmeklerimizi hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Çok keyifli gerçekten arkadaşlar. E bu bir modeli yani 5 sırayı arkalarda 10 sırayı bitirmeden modelin başından kalkamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bir model iki model derken çok seri bir şekilde Büyük keyifle de örgümüzü tamamlıyoruz Yine robadan bir modelin altına da Yapmayı planlıyorum İnşallah uyguladığımda yine onu da Birlikte Yaparız kanalımda Şimdi, Arka sıramız yine tamamen ters örgü Evet modelimizin 5. ve son sırasıyla devam ediyoruz Yine kenar patımızı örüyoruz öncelikle Evet burada bakın son ilmeğimiz kaldı. Son iki ilmeğimiz ters olarak birlikte alarak bitirdik. Yine düz ilmeklerimizi hiçbir işlem yapmadan düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şurada dediğim gibi bir sırada artırdık. Sonraki sıralarda keserek yine ilmek sayımızı aynı sayıya indirmiş oluyoruz. Ne artmış oluyor ne de eksilmiş oluyor. Bu sırada tamamen başladığımız sayıya dönüyoruz. Burada 3 ilmeğimiz kaldı. Düz ilmeklerimizi ördükten sonra üçünü örüp bitiriyoruz. Yine düz ilmeklerimizle devam ediyoruz. Evet, kalan 3 ilmeğimizi birlikte örerek buradaki şöyle yarım baklava dilimi de diyebiliriz. Orayı tamamlıyoruz. Yine tamamen düz örgü. Kalan 2 ilmeğimi birlikte örerek sıramı ve modelimi tamamlamış oluyorum. Şöyle görebilirsiniz. Bu renkten de gerçekten oldukça şeker ve güzel bir yelek olacak. Şimdi arka sıramı ters örüyorum ve ikinci model kurulumuyla yeleğimize devam ediyoruz. Evet bir model çıktı. İkinci modelin ilk sırasını yaptığımızda sonrasını rahatlıkla kurabilirsiniz. Sonra kol altına kadar örmeye devam edeceğiz. 7 kenar patımızı örüyoruz öncelikle yine burada yaptığımız gibi 2 ilmek birlikte ör 1 2 3 4 Sil baştan yeniden başladık modelimize 1 artır 1 düz 1 artır 1 2 3 4 Yine kestiğimiz yerler hiç değişmiyor. Bakın ortada kalacak şekilde üçünü birlikte örüyorum. 1 2 3 4 Bir tane artırdım. Bir düz ördüm. Artırdım. 1 2 3 4 Yine kestiğimiz yere geldik. Üçünü birlikte alıyoruz. 1 2 3 4 Burada düz ilmeğimiz var. Öncesinde artırdık. 1 düz ördük. Artırdım. 1 2 3 3 4 yine bakın kenar ilmeğimiz yani kenarda keseceğimiz ilmeğimiz 2 ilmek sonrasında kenar ilmeğimi yaparak sıramı tamamladım model dediğim gibi videoyu başa alarak modeli devam ettirebilirsiniz arkadaşlar ikinci sıramız yine ikisini birlikte alacağız 3 ör burada bir düz bir artır bir düz şeklinde yani dediğim gibi başta yaptığımız gibi modelimizi ilerleterek toplamda 7 örnek olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra kol haroşasını ve ön haroşasını devam ettireceğiz. Aralara lastikler koyacağız. Oraya kadar şimdilik örmeye devam edelim. Evet, yeleğimizin ön tarafını 7 örnek olana kadar örmeye devam ettik. Başlamıştık birlikte. Sonrasında kol altına kadar geldik. Şimdi ön patımız devam edecek. Arada lastik örgü var. Yine kol altının Haroşasını birlikte koyacağız. Sonrasında kol kesimi, yaka kesimi derken ön parçamız tamamlanacak. Yine 7 kenar patımızı örerek başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7. 7 kenar patımızı ördük. Şimdi lastik örgüye geçiyoruz. Burası ters görünümlü bir örgü olduğu için hemen düz olarak başlıyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. 15 ilmek kalana kadar bu şekilde ilmeklerimizi lastik örgüye çeviriyoruz. Bir ters, bir düz. Bu modeli uygulayarak yani bu şekilde altına farklı modellerde uygulayarak birçok farklı modellerde yelekte çalışabilirsiniz arkadaşlar üst sayısını aynı şekilde yaparsınız. Altını da dediğim gibi farklı örnekler çalışarak farklı yelekler yapabilirsiniz. 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmeğimiz kalmış. Yine başında olduğu gibi bakın son ilmeğimiz düz ilmekle bitiyor. Kalan 15 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. kenar patımız 7 ilmek aradaki ilmeklerimiz şöyle görebilirsiniz lastik örgü yine kol altı patı ve kol altı kesimi için 15 ilmeği haroşa örgü olarak ördük arka sıramıza geldik yine öncelikle 15 ilmeği haroşa örgü örüyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 şimdi arkada bakın yine bir ters bir düz bir ters düz ilmeğimiz zaten belli şöyle bir iki sıra yaptıktan sonra zaten lastik ve haroşalar birbirinden ayrılıyor arkadaşlar 7 ilmek kalana kadar yine bir ters bir düz örüyoruz bir ters bir düz Yedi kenar patımız kalana kadar devam ediyoruz. Bir düz, bir ters. Yedi kenar patımı haroşa örgü olarak örüyorum. Evet, şimdi geldik yine ön sıraya. Şöyle bir başlangıcını yapalım. Sonrasında buradaki haroşamız 5 diş olana kadar öreceğiz. Sonrasında kol kesimini yine birlikte yapacağız. Şimdi 7 kenar patımı örüyorum öncelikle. 2 4 6 7. Yine zaten lastik örgümüz artık kendini belli etti. Bir ters, bir düz. Bir ters. Pardon, bir ters, bir düz. Tersi ters, düzü düz örerek devam ediyoruz. Yine burada 15 ilmek haroşamız var. Bir dişimizi ördük. 5 diş olana kadar örmeye devam edelim. Patımız haroşa, arada lastik örgümüz var, tek lastik. Burada 15 ilmek haroşamız var. 5 sıra olana kadar devam ediyoruz. Evet 4 sıramı tamamladım. Şimdi 5. sıramla devam ediyorum. Haroşamın 5. sırasındayım. Burada döndüğümüzde kol kesimini yapacağız. Arkaya döndük. Kolumuz 15 kol altına 15 ilmek haroşa ayarlamıştık. 8 ilmek kesiyoruz. Şöyle 2 ilmeği bir alıyoruz. Kalan ilmeği geri takarak 2, 3, 4. 5 6 7 ve 8. 8 ilmeği kestim. 1 2 3 4 5 6 7. Önde de 7 kenar patımız vardı. Kolda da 7 kenar patıyla devam edeceğiz. kol kesimimizi yaptık. Şimdi bir süre ördükten sonra yine aynı şekilde yaka kesimimizi de yapacağız. Son olarak 7 kenar patımı örerek sıramı tamamlıyorum. Evet şimdi geri döndük. Yine burada kestikten sonra arkadaşlar 5 sıra daha yine 5 diş daha haroşa örmeye devam edeceğiz. 5 diş haroşamız olunca şöyle göstereyim. Bu sefer yaka haroşasını koyacağız. Şöyle görebilirsiniz. 5 diş olduktan sonra ön pattaki e, ilmekleri de haroşa'ya çevireceğiz. Şimdi yine kol kesiminden sonra 5 diş haroşa olana kadar yani buradan sayacak olursak da 10 diş haroşa olana kadar örmeye devam edelim. Şu an 5 var. Üzerine 5 daha ilave edeceğiz. Sonrasında yaka e, haroşamızı da koyacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde aralar lastik ön patlar haroşa şeklinde devam edelim örmeye. Evet yine bakın kestikten sonra toplamda 2 4 5. Şöyle de sayacak olursak 10 diş haroşamız oldu kol altından sonra yani kol bölümüne bedenden ayrı ayırdığımız bölümde 10 sıramız oldu. Şimdi yine öndeki ilmeklerimizi aynı koldaki gibi haroşaya çevireceğiz. Yine bir miktar lastik devam edecek. Onun için patlar dahil 21 ilmek öreceğiz arkadaşlar. 7 kenar patımı ördüm. Devam ediyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. Şöyle sayacak olursak da 1, 2, 3, 4, 5 yani şöyle düz görünüm sayar, sayacak olursak lastiğin 5 tane şöyle düz ilmeğimiz olacak şekilde haroşamızı koyuyoruz. Sonrasında yine bir düz bir ters devam ediyoruz. 21 ilmek haroşaya çevirdik. Yine aradaki şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 5 düz lastiğimizle lastiğimizi sürdürüyoruz. Yine kenarda 7 ilmeğimiz var. Evet bakın şuraya kadar haroşaya çevirdik. Buradan sonrası lastik. Yine kenardaki patımız devam ediyor örgümüzün şurasındayız. Şimdi yine burayı yine aynı şekilde 5 diş olana kadar öreceğiz. Sonrasında yaka kesimini de yaptıktan sonra artık bir miktar daha örüp bir parçamızı tamamlamış olacağız. Kestikçe ilmeğimiz azalıyor zaten. Çok daha kolay oluyor örmesi. Evet buradan sonrası şöyle arkadan da kontrol edebilirsiniz. Şu ilmeğimizi de ters ördükten sonra 21 ilmeğimizi haroşa örgü olarak arka sırada da örüyoruz. Sonraki sıralarda zaten ilmekler kendini daha net belli ediyor. Bu tarafta iliğimizi açmadık. Diğer tarafta iliğimizi açacağız. Böyle yelek yaptığınızda mutlaka ilik açmadığınız tarafı önceden örün. Sonrasında ilik aralarını daha rahat ayarlayabilirsiniz. İlk yaptığınız parçada bu şekilde yaparsanız eğer. Evet ilmeklerimizi çevirdik. Bakın artık yerleri daha net belli. Birinci sıramızı tamamladık. Yine 5 diş haroşa olana kadar örmeye devam edelim. Evet bakın yine son olarak 5 diş olana kadar yakadaki haroşeyi de ördük şimdi 7 kenar patı kalana kadar keseceğiz e, haroşeye çevirdiğimiz ilmeklerimizi 21 ilmeğimiz vardı 7 ilmek kalana kadar kesiyoruz 1 2 3 4 5 Örgümüzü ön yüzden kesiyorsak düz olarak arkadaşlar, arkadan kesiyorsak ters olarak keselim. Şu görüntü olsun yani şu düz görüntü. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 4 6 ilme şişteki ilmekle birlikte 7 kenar patımız kaldı 14 ilmeğimizi kestik 7 kenar patım haroşa aradaki ilmeklerim lastik Evet kol ve yaka kesme işlemini tamamladık arkadaşlar. Şimdi bu şekilde kol boyumuz yeterli olana kadar örmeye devam edeceğiz. Onu da sayısını hemen sıramı tamamlayıp söylüyorum. Şöyle bakalım son kez örgümüze. Evet yakamızı da kestik. Şimdi devam edeceğiz şuradaki örgümüze. Kestikten sonra sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 21 ilmek olana kadar şöyle 22 pardon 21 sıra olana kadar örmeye devam edeceğiz. Omuzlarda bakın omuz düşürme işlemi yaptım. Onunla birlikte 22 sırayla örgümüz bitecek. Şimdi yine Şöyle sayacak olursak şuradan itibaren 21 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Hani bir miktar uzun olsun isterseniz 22 de olabilir. Fark etmez. Şuradaki kol boyumuz yeterli olana kadar yani şuradan itibaren 22 diş olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet yeleğimizin bir parçası tamamlandı sayılır ee, kol kesiminden itibaren 21 diş haroşa olana kadar örmeye devam ettim Şimdi omuz düşürme işlemini yapacağız arkadaşlar ee, Robola ördüğümüz yeleklerde yaka düşürme işlemi yapıyorduk burada da yine e, Şu omuzlar hani düz kestiğimizde çok dik duruyor e, Böyle omuz düşürdüğümüzde daha düzgün duruyor Yapmak istemezseniz normal bir kesim yaparak kapatabilirsiniz başlayalım. Omuz düşürme işlemine. Bunu tüm parçalı ördüğünüz yeleklerde, süveterlerde uygularsanız oldukça düzgün bir omuz oluyor. Daha güzel oturuyor omuza. 22. sıramızı örüyoruz arkadaşlar. Bak, kenardaki patımı bıraktım. Buradan geri dönme işlemi yapıyorum. Şöyle ilk ilmeği örmeden aldım. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Evet döndük bir kez şuradan. Şimdi ikinci kez dönüşümüzü yapacağız. Şimdi başladık. Kenar patımı ördüm. 8 de dönmüştük 8 ilmek burada bıraktık 8 ilmek de şişimde var yani haroşadan sonra bir ilmek daha ördüm tekrar geri döndüm Evet bakın omuz düşürme işlemimiz tamamlandı dönüş işleminden sonra bir sıra örüyoruz. Burada yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örerek dönme işleminin üzerinden bir sıra geçiyoruz düz ilmeğim, tekrar kenar haroşa ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, e, yeleğimizin dikme işlemini ilmekleri karşılıklı getirip birleştirerek bitireceğiz arkadaşlar. Yine hani o şekilde yapmak istemezseniz buradan sonra kesme işlemini yapabilirsiniz. Sadece ipimi e, buradan ayırıyorum omuzumdaki ilmekler şişimde kalacak yani başka bir şişe geçirebilirsiniz ilk önümüz tamamlandı şimdi geçelim diğer önümüze Evet ikinci parçamıza geçiyoruz klasik ilmek atma yöntemiyle örgümüze başlıyoruz 45 ilmek sonrasında bir diş haroşa örerek aynı diğer önde olduğu gibi modelimizin kurumuna geçiyoruz ben şimdi ilmeğimi atıyorum bir diş haroşamı da örüyorum. Sonrasında ilik açacağımız tarafla örmeye devam ediyoruz. Evet, ilmeğimizi attık, bir diş haroşamızı ördük. Modelin yapımına geçiyoruz. İlk parçamızda patımız buradaydı, yani sağ taraftaydı. Şimdi patımız sol tarafta kalacak. Sağ taraf bizim kenar ilmeklerimiz olacak. Yine modelin kurulumuna aynı şekilde başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hiç değişiklik yok aslında sadece kenar yerleri değişiyor. Bir ilmeği kestim ikisini birlikte alarak 1, 2, 3, 4. Bir artırdım, bir düz ördüm, bir tane artırdım, bir, iki, üç, dört. Üç ilmeği birlikte alıyorum, 1 2 3 4 1 artırdım. 1 düz ördüm. Artırdım. 1 2 3 4 3'ünü birlikte alıyorum yine. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Yine bir dola, bir düz, bir tane doladım. Bir, iki, üç, dört. İki ilmeği birlikte alıyorum. Modelim tamamlandı. İki, dört, altı, yedi. Yedi kenar patımı örerek sıramı tamamlıyorum ve bu önde de model kurulumunu yapmış bulunuyoruz modeli kurduktan sonra zaten diğer parçada ördük arkadaşlar. Bundan sonra modeli kurarak yine 7 örnek olana kadar örmeye devam edelim. Yani tekrar modeli anlatmama burada gerek yok. E, modeli ben burada 5 yani 5 haroşo olduktan sonra açmıştım. 3 diş haroşadan sonra iliğimizi açıyoruz. 3 ya da 4 de olabilir. Sonrasında 15 sıra aralıklarla iliğimizi açarak yeleğimizi tamamlayacağız arkadaşlar. İliklerimizi 15 sırada bir açmayı unutmayalım. Dediğim gibi 3 ya da 4'ten sonra açarsak 15 sırada bir iliğimiz tam denk gelecektir. Evet ilk sıramızı birlikte kurduk. Modeli aynı burada uyguladığımız gibi yine 7 örnek olana kadar örmeye devam edelim. Kol kesimlerinin yerleri değişiyor o yüzden yine başlangıçlarını anlatacağım ve diğer önü de birlikte tamamlayacağız. Evet arkadaşlar diğer parçamızı da örmeye devam ettik. Başlangıcını birlikte yapmıştık. Model kurulumu olduğu için ben hemen ee, devam ettim modelimi kurmaya bakın 15 sıra aralıklarla 3 iliğimi açtım şimdi e, patımızı e, burada sol tarafta koymuştuk şimdi yani kol altını e, sağ tarafta koyacağız Aslında işlemleri aynı ama yine kafa karışıklığı olmasın diye özellikle yeni örgü yapanlar için her iki tarafını da şöyle özetle başlangıcını yapıp anlatmaya çalışacağım kenar patımız için 15 ilmek örmüştük Ko kenar patı e, değil pardon kol e, altı için şöyle göstereyim kol altımız için burada 15 ilmek örmüştük bu tarafta olduğu için şimdi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tekrar kontrol edelim. 2 4 6 8 10 12 14 15. Şimdi lastik kısmına geçiyoruz. Bir düz ile başlıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters. Tekli lastik olarak kenar patımıza kadar devam ediyoruz. Bir düz, bir ters. Bir ters. Bakın buradaki ilmeğimiz de bizim modelimize ait olan ilmek. Düzle başlıyoruz, düzle bitiriyoruz. Yine 7 kenar haroşamızı örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet kenarda 7 haroşa ekledik sağ tarafa ortaları yine diğer önde olduğu gibi bir ters bir düz kenar patımızla devam ediyoruz. Şimdi arkaya döndüğümüzde lastikleri lastik örgü haroşaları haroşa olarak öreceğiz. Yine 5 diş haroşa olana kadar şimdi bir dişimizi ördük 5 diş haroşa olana kadar örmeye devam edelim. Evet, 5 diş olana kadar haroşamızı ördük. Şimdi kol altı kesimini yapacağız yine aynı şekilde. Ön yüzden kestiğim için ilmeklerimi düz olarak kesiyorum. 8 ilmek keseceğiz yine. 7 kenar patı kalacak. 2 3 4 5 6 7 8 8 kenar patımı ördüm. Yine pardon, 8 kol altını kestik. Kenar patımla devam ediyorum. 2, 4, 6, 7. Şimdi aradaki lastiğimizi ve kenar patlarımızı örerek devam ediyoruz. Yine bu tarafta olduğu gibi 5 diş daha ördükten sonra yani şöyle sayarsak 10 diş olduğunda ön patımızın haroşasını da koyacağız. Şöyle yani sağ sol değişiyor sadece yerleri değişiyor. Aynı işlemleri burada uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi kestik ee, birinci dişimizi örüyoruz. Tekrar 5 diş olduğunda buradaki haroşamızda devam edeceğiz. Evet burayı da tamamladık. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Toplamda 10 sıra oldu. Şimdi buradaki haroşamızı da koyarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Evet, şöyle düzleri sayacak olursak 5 düzümüz vardı lastik olarak. Onları örüyorum hemen. 1 2 3 4 tenis. Evet, 1 2 3 4 5. 5 düz görünümlü yani lastiğim 5 düzünü ördükten sonra diğer kalan ilmeklerimi haroşa örgüye çeviriyorum. Ve yine aynı şekilde burada da 5 de haroşa olduktan sonra kesimimizi yapacağız. Kolaylıkla ayarlanabiliyor. Yani 5 5 bu şekilde ayarladım. O yüzden rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Daha büyük ya da daha küçük yapacaksanız eğer bu fark edebilir. Yani daha büyük yapacaksanız eğer kol mesafesi, yaka mesafesi değişiklik gösterebilir. Ama bu şekilde 5 sıra sonrasında 5 sıra yine haroşamızı koyduktan sonra 5 dış haroşa olduktan sonra kesimimizi yapacağız. Burada yine iliğimizi açmayı unutmayalım arkadaşlar. Henüz ilk sıramız gelmedi ama şöyle e, kesime iki sıra kala de gelecek ilimizde de açalım. Sonrasında yaka kesme işlemiyle devam edelim. Evet yine haroşamızı tamamladık. Beşinci sıramızın ön sırasını yaptık. Arka tarafta kesimimizi yapacağız. İliğimi de açtım. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada da 7 kenar patı kalana kadar kesiyoruz diğer tüm ilmekleri. Arka yüzden kestiğim için yine ters olarak kesiyorum. Ön yüzde düz olarak görünüyor. Arkadan kesersek ters, önden kesersek düz olarak kesme işlemini yapıyoruz her zaman. Şöyle çevireyim. Görebilirsiniz bakın arkadan kestiğinizde önden düz bir görünüm oluyor. Şimdi şurada 7 kenar patımız yine kalana kadar yakamızı keselim. Bu önümüzü de aslında bitti sayılır arkadaşlar. Kol, yaka işlemleri tamamlandıktan sonra boyunu ayarlayana kadar dümdüz öreceğiz artık. 2, 4, 6, şöyle 7 ilmeğim kaldı. Diğer ilmeklerimi haroşa örgü olarak devam ediyorum. 7 kenar patımız kalana kadar kestik. Aradaki bir ters bir düz düzümüz devam ediyor. İlmeğimiz de oldukça azaldı. Şu an 35 pardon daha az bir ilmeğimiz var. Yıkayı da kestikten sonra daha kolay ilerleyeceğiz. Bakın 7 kenar patı burada, 7 kenar patı burada. Orada lastik ilmeğimiz devam ediyor. Aynı diğer önde olduğu gibi. Şimdi yine diğer önde olduğu gibi 21 sıra olana kadar örmeye devam edeceğiz. Şuradan itibaren toplamda 21 sıra olacak. Sonrasında yine omuz düşürme işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Sonra arka bölüme geçeceğiz inşallah. Şimdi kolu örmeye devam edelim. Evet yine sıramızı tamamladık. Omuz düşürme işlemiyle devam ediyoruz. Diğer omuzu bu şekilde düşürmüştük. Buradaki omuzu yine sağ tarafa doğru düşüreceğiz. 21. dişimin ilk sırasını tamamladım. Arkaya döndük. 7 ilmek kalana kadar arka sıramızı örüyoruz. Evet öncelikle 7 ilmek kalana kadar ördük. Arkayı döndüm. Döndüğüm yerde ilk ilmeğimi örmüyorum. İlmeklerimi yine olduğu gibi ters düz ve haroşa olarak örüyorum. Evet. Tekrar döndük. Bakın bir kez dönüşümüzü yaptık. Yine örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu kez kenar patını da örüyoruz yine. 8 ilmek burada var, 8 ilmek de şişimde var. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım yine. Evet, düşürme işlemimiz tamamlandı. 20. Bin, 21. Sırada arkayı döndüm. bir sıra düzümü örüyorum. Pardon düz değil. Bazen konuşurken yaptığım karışabiliyor arkadaşlar. ilmekleri yine olduğu gibi tersi ters düzü düz olarak sıra başına kadar geliyoruz. ilmeklerim, haroşa kenar ilmeklerim. Evet, düşürme işlemini tamamladık. Ama bu tarafta diğerine bu tarafta başladığımız için bir sıra ördüğümüzde burası 22 sıra olmuştu. Yine onu tamamlamak için geldik. Bir kez de bu tarafa giderek yine sayıları eşitliyoruz. Çünkü burada bakın İpimiz bu tarafta kalmıştı. Gittiğimizde toplamda 22 sıra oluyor. Ee, sağ sol kesimi fark ettiği için arkadaşlar bu şekilde oluyor. Üzerine yani hiç hiçbir şey fark etmeyecek. Yani şuradaki sırayı tamamlamış olacağız. Sağ sol olduğu için eksik olmasın. Bunu da kestikten sonra iki sıra örmüş olacağız ki şu kenardaki haroşa sıralarımız eşitlensin. Yine kalan ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet. Buradaki önde tamamlandı. Şimdi ipimin durumunu da göstereyim arkadaşlar. Bir yumağımdan bu kadar arttı. Yani arkanın da muhtemelen yarısını, yarısından fazlasını örecektir. Şimdi önlerimizi tamamladık. Arkaya geçeceğiz. Arkayı şöyle göstereyim. Bakın arkada kol altına kadar hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece kol kesimlerini yapıp dümdüz devam edeceğiz. Ense de yine e, hafif bir oyuntumuz var yaka oyuntusu oldukça kolay bir şekilde ilerleyecek şimdi e, modelimiz 12 ve katlarından oluşuyordu arkadaşlar arkayı e, önlerin toplamı 90 e, 12 ve katları şeklinde ayarladığımızda ya 87 ya da 75 ilmek yapmak zorundayız yani normalde pat e, önlerden pat kadar eksik olur 7 ya da 10 ilmek eksik yaparız 75 yaptığımızda 15 ilmek eksik oluyor 80 7 ilmek yaptığımızda ise 3 ilmek eksik oluyor. 3 ilmek eksik olduğunda da önler patlar bindiğinde yani şöyle üst üste geldiğinde arkalar öne kayma yapacaktır. Ben o yüzden arkayı 75 ilmek yaptım. Bakın önlerden çok az yani 1-2 ilmek arkaya sarkıyor. Bu da rahatsız etmiyor yani çok daha düzgün oluyor. O yüzden arkaya 75 ilmek olarak başlayacağız yine başlayalım ilmeğimizi atalım şöyle bir dış da yapalım modelimizi birlikte kuralım sonrasında yine kol altına kadar örmeye devam edeceğiz Evet arkamızın da ilmeklerini attık şöyle bir sıramızı e, haroşa olarak ördük Şimdi yine e, modele zaten oldukça hakimiz iki tane önü bitirdik modele alıştık bir sıra kurduğumuzda e, yeterli olacaktır diye düşünüyorum yine, kenar ilmeğimi ördüm. Burada patımız olmadığı için kestim ve 2 ilmeği birlikte alarak başladık. 1 2 3 4 Yine artırdım. bir düz ördüm. Artırdım. 1 2 3 4 3 ilmeği birlikte alıyorum. 1 bir, 2 3 4 Devam ediyorum. Bir tane artırdım. Bir düz ördüm. Bir tane artırdım. 1 2 3 4 Üçünü birlikte alıyorum. 1 2 3 4 Modele alıştığımız için biraz daha seri bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Bir artırdım, bir düz ördüm. Yine artırdım. 1 2 3 4. Birlikte ilk sıramızı kurduğumuzda model yerleştikten sonra daha rahat yapabilirsiniz. 3'ünü birlikte aldım. 1 2 3 4. ve Yine bir artırdım bir düz ördüm. Bir tane artırdım. 1 2 3 4. 3'ünü birlikte alıyorum. 1 2 3 ve 4. Artırdım. Bir düz ördüm. Artırdım. 1 2 3 4. 3'ünü birlikte alıyorum. 1 2 3 4 Yine son kez bir artır, bir tane düz ör. Bir tane daha artırdım. 1 2 3 4 Bakın 75 ilmek yaptığımızda tam sayılı modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeklerimi de ördüm. Dediğim gibi 75 ilmek bakın yeterli geliyor arkadaşlar 87 ilmek yaptığımızda dediğim gibi hani yine yapmak isterseniz yapın ama bu sefer önler arkaya değil de arkalar öne kaçacak bu hiç güzel olmuyor zaten her zaman yani sırtımız düz olarak düşünürseniz ön böyle olduğunda giydiğinde daha düzgün olacaktır. Yani bazı modellerde dediğim gibi istediğimiz sayılarda başlayamıyoruz. Yani şöyle 1 iki sayılık bir model olsaydı 90 yaptık. arkayı da 83 yani yapardım ben. Yani maksimum 82 yapardım. Ama burada öyle bir imkanımız yok. Yani dilediğimiz sayılarda başlayamıyoruz modeli. 12 ve katları şeklinde olduğu için ama 75 ilmek yeterli geliyor modelimizi tam olarak kurduk şimdi üzerine modeli bildiğimiz için anlatmıyorum arkadaşlar yine 7 örnek olana kadar örmeye devam ediyoruz Evet yeleğimizin arka bölümünü de Kol altına kadar ördük. Şimdi yine kol kesimi için haroşa kısmını ayarlayacağız. Şöyle ipimin bittiği yeri de göstereyim arkadaşlar. Demiştim yarısına kadar örer diye. Şöyle birinci yumağım burada bitti. İkinci yumağımı ekledim. Yani bir buçuk yumak gitmeyecek. Öyle söyleyeyim. Yani bir yumaktan biraz fazla bir yumaktan çıkıyor. Bunu biraz artan iplerden ekleyerek yapmıştım. Çok net belli olmadı. Şimdi dediğim gibi bir buçuk biraz az bir iple yeleğimizi örebiliriz şimdi kol altına geldik önde 15 ilmek yani ön kolunu 15 ilmek haroşa olarak koymuştuk burada 14 ilmek koyacağız 7 ilmek kesim yapacağız yani öndeki gibi 8 ilmeği kesmeyeceğiz 7 ilmek her zaman önler biraz daha fazla kesilir arkalar biraz daha az kesilir Onun için şimdi 14 ilmekleri sağda ve solda haroşa örgü Aradaki ilmekleri lastik örgü olarak devam edeceğiz. Şöyle sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmeği haroşa ördük. Diğer ilmeklerimizi yine tekli lastik olarak örüyoruz. E, Modelleri ilk e, bir model kurmuştum. 2-3 sırada e, örüp e, ilerletmiştim. arka ve diğer örne de modelimi kurmadım arkadaşlar. E, umarım sıkıntı yaşamamışsınızdır. Yani başında kurduğumuzda zaten modelin e, nasıl yapıldığını biliyoruz. Yine diğer kanalımda küçük bir parça anlatım da anlatımda yapmıştım. Yine takılan takıldığınız bir yer olursa oradan da bakabilirsiniz. Yine yorum bırakın. Ben takıldığınız yerde yardımcı olurum. Hani her her parçada bir iki örnek anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Hani bir kez kuruyoruz zaten birlikte. Kurduktan sonra modeli bil, bilince rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi bir ters, bir düz devam ediyoruz 14 ilmek kalana kadar. Devam ediyoruz. Bir ters, bir düz. bir ters bir düz parça yelek dediğim gibi arkadaşlar hani robalı yelek bazen hani neden hep sürekli Yakadan başlamalı örüyorsun parça örmüyorsun diyen çok arkadaş oluyor. Burada gördüğünüz gibi çok detay var yani kol kesime, yaka uyuntusu, önlerde yine kesim derken ama yakadan başladığımız yelekler bence örgüye yeni başlasanız dahi çok daha kolay. Şimdi kaldı 14 ilmeğimiz. Şuradan ayarlayabilirsiniz. Bakın bir model, bir de şu aradaki ters geldiğinde 14 ilmeğimiz kalmış oluyor. Diğer taraftan ayarlamıştım. Şimdi 14 ilmeğimi de kenarlarda haroşa örgüye çevirdim. Ortada lastik örgü. Evet, ilmeklerimizi ayarladık. Kenarlarda haroşa, ortada lastik örgü olarak yine 5 sıra devam edeceğiz. Arkayı da şöyle görebilirsiniz. 5 sıra olduktan sonra yine kol kesimimizi yapacağız. Sonrasında yine şöyle bakın yaka kısmına kadar dümdüz öreceğiz burada yaka kesimi henüz olmayacak şimdi 5 sıra örelim kolları kesip tekrar devam edelim Evet yine kolda böyle kenar patlarımızı 5 sıra olarak ördük 5. sıramızın ilk sırasını ördük sol taraftaki kesimimizi burada yapıyoruz arka sırada 14 ilmek olarak haroşumuzu yapmıştık. 7 ilmeğini kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 son olarak 7. 7 ilmeğimi kestim. 7 kenar patım kaldı devam edecek olan 2 4 6 7 şimdi başlıyoruz lastiği örmeye bir ters bir düz ilk kolumuzu bu taraftan kestik çünkü 5. sıramızı tamamladık bakın 1, 2, 3, 4, 5. Diğer kolu da 5. sırayı tamamladıktan hemen sonra kesiyoruz. Arkayı örmek biraz daha kolay. Sadece kol kesimi yapıyoruz. Enseye kadar devam edeceğiz. lastik örgümüzle devam ediyoruz. Şöyle görüntü biraz daha yaklaştırayım. Bir ters, bir düz hızlıca örüyorum. Sonrasında haroşa örgü Evet döndük buradaki kesimimizi de burada yapıyoruz önce sol tarafı sonrasında sağ tarafı kesiyoruz 1 2 3 4 5 6 Son kesimimiz 7. 7 ilmeği kestik. 7 ilmekle kenar patımızı devam ettiriyoruz. yine aradaki lastiklerimiz lastik, kenardaki patlarımız haroşa örgü olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi 21 sıra ördüğümüzde omuz düşürme işlemine geçiyorduk. Burada 15 sıra ördükten sonra burada arkadaki patımızı yani haroşamızda koyacağız. Şimdi yine şuradan itibaren yani 5 sıradan sonra kol kesiminden itibaren 15 sıra örüyoruz. 15 sıra sonrasında bu arkadaki Gördüğünüz kısmı da ilave edeceğiz. Sonrasında yine arkalardaki omuz düşürmeyi yapıp yeleğimizi tamamlayacağız inşallah. Şimdi sıramızı tamamlayana kadar örmeye devam edelim. Evet kolumuzu kestikten sonra 15 diş olana kadar haroşamız örmeye devam ettim. Şimdi arka yaka kısmını haroşa olarak ayarlayacağız. Yine önlerde olduğu gibi arkadaşlar saymamıza gerek yok aslında şöyle 5 düz olana kadar lastik bırakacağız yine aradaki ilmekleri haroşaya çevireceğiz. Sonrasında diğer omuzu da aynı şekilde yaparak sona geleceğiz inşallah. Evet 7 kenar patımı ördüm. Lastiğimi sayacak olursak da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 5 düz olana kadar lastikimizi ördük. Şimdi diğer ilmeklerimi yine 5 lastik kalana kadar haroşa örgüye çeviriyoruz. Aradaki ilmeklerimiz artık haroşa. Omuzda 5 lastiğimiz kalacak şekilde hızlıca haroşalarımı örüyorum. Evet 2 4 5 5 lastiğim kaldı şimdi örgülerimi lastik örgüye çevirdim yine bir ters bir düz yine kenardaki ilmeklerim haroşa örgü Evet kenarda 5 lastiğimizi bıraktık. Yani omuzlarda aradaki ilmeklerimizi haroşa örgüye çevirdik. Yine 5 diş olana kadar örmeye devam edelim. Şöyle görebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş olana kadar örmeye devam ediyoruz. Evet yakaya koyduğumuz haroşa ile birlikte toplamda 20 sıramız oldu arkadaşlar. 21 sırada omuz düşürme işlemini Yapmaya başlıyorduk. Şimdi bir sıramı öreceğim yani 21. sıramla devam ediyorum. Dönüşte yaka düşürme işleminde yapacağız. Şimdi 7 kenar patımızı da buraya ilave ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Şu i̇şte tekrar kontrolümü yapayım. 2 4 6 7. 7 kenar patımı da ördüm. Yani önlerle birlikte aynı omuz sayılarına ulaştık. Şimdi geri dönüyorum. Solumuzda pardon parla sol sağımızda bu şekilde kesmemiz gerekiyor. 21. sırayı yaptık. Şimdi bu sırada dönme işlemine başlayacağız. Arkaya döndük. Buradaki ilmeklerimiz kaldı. Öncelikle 7 kenar patına kadar örüyoruz. İlk dönüşümüzü yapacağız. ilmeğimizi de alıyoruz. 7 kenar patımız kaldı. Arkaya döndük. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Şöyle sıkıştırırsak da daha düzgün olur. Devam ediyorum. Geri döndüm. Terslerimi ters, düzlerimi düz, haroşalarımı haroş olarak yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine 7 kenar patımı da örüyorum. Evet, yedi kenar patımı da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yedi kenar patımı ördüm. Bir ilmek daha ilave ediyorum. 2 4 6 8. Burada 8 ilmeğim var. İlk dönüşümü 7, sonrakileri 8 olarak yapıyorum. Tekrar geri döndüm. Örmediğim ilmeğimi aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa örgü olarak ördüm. Ve sıramızı, dönüş sıramızı tamamladık. Tekrar geri döndüm. Üzerine bir sıra örüyorduk burada yine ilmekleri olduğu gibi tersi ters düzü düz haroşaları haroşa örgü olarak örüyoruz. Aynı önlerde yaptığımız gibi burada önce de yapmıştık arkadaşlar. Bir sıra daha geliyoruz. Burada bırakıyoruz örgümüzü. Sağ sol dönüşler her zaman fark eder. Çünkü 22 sırayla bitiriyoruz. 22 sıra olması için de bir kez daha döndük. Sıra başına kadar Örmeye devam ediyoruz. Evet, omuzumuzu tamamladık. Omuzları ilmek olarak yani ilmekle birleştireceğimizi söylemiştim arkadaşlar. İpimi koparmadan hemen parçamı buraya ekleyeceğim şu şekilde şöyle öncelikle yeleğimi arka parçasını şöyle koyayım. Burada bakın ilmekleri kapatmamıştık önlerde de önlerim şöyle küçük bir misin şişe aldım. Burada yani ters gelecek şekilde yüzler birbirine düz bakacak şekilde bu şekilde birbirine örgümüzü birleştireceğiz. Evet. Bakın önler ortada kalacak, yanlar aynı şekilde olacak. Örgümüzün yani omzunu örerek birleştireceğiz. Şöyle görebilirsiniz. Yine şişimi şuradan alıyorum. Karşılıklı daha önce birçok yerde kullandım bu tekniği. Ya karışık gelirse ya dediğim gibi yani ilmekleri kapatın sonra dikebilirsiniz normal kollarda yaptığınız gibi bakın iki ilmeği birlikte ördürüyorum ve ikisini aynı anda çıkarıyorum ilk ilmeğin bu şekilde ikinci ilmeğimizi ördürüyoruz ilk ördürdüğümüz ilmeği ikinci ördürdüğümüz ilmeğin üzerinden atlatıyoruz yine Böyle olduğunda daha düzgün oluyor arkadaşlar. Hem karşılıklı oluyor omuzlar. Hem kalın bir dikiş olmuyor omuzda. Daha düzgün oluyor. Evet bakın karşılıklı ilmekleri alıyoruz. Ördürüyoruz. Sonrasında ilk ilmeği diğerinin üzerinden atlatıyoruz. Tüm ilmekleri bu şekilde kesiyoruz. Zor değil yani yaptıktan sonra seri bir şekilde hatta kapşonlu modellerde kapşonu bu şekilde kapatıyorum. Diğer videolarımı izlediyseniz mutlaka denk gelmişsinizdir. İki ilmeği birlikte ördürüyorum. Sonrasında diğerine onun üzerinden atlatarak ilmek kapatma işlemi yapıyorum. Evet. Oldukça kolay. şuradaki ilmeğim çıkacak gibi oldu hemen onu yerine takıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar kesme işlemimizi yapalım şöyle şunu geri takıyorum Yani aynı anda anlatıp yaparken biraz zor gibi geliyor ama ilmeklerimin katı açıldı. Bu çok da zorlayıcı değil açıkçası. Şimdi daha rahat bir şekilde şöyle birkaç ilmek daha göstereyim. Karşılıklı alıyoruz hem de karşılıklı dikmiş oluyoruz. Yani örnekler, sıralar karşılıklı gelmiş oluyor, daha düzgün oluyor. Bu şekilde. Baktınız ki dediğim gibi zorlandınız. Hemen ilmeklerinizi kapatın. Yeleğin bitiminde de dikebilirsiniz. Evet ben hepsini bu şekilde kapatacağım. Şöyle görebilirsiniz. Hatta diktiğim yeleğimle de göstereyim. Bakın. Daha ince bir dikiş oluyor. Yani ikisini böyle yaptığımızda daha kalın bir omuz dikiş oluyor. Böyle yaptığımızda sadece ilmek kapattığımız yerler görünüyor arkadaşlar. Ben şimdi omzumu keserek tamamlıyorum. Evet bakın hem omuzumuzu tamamladık hem de ilmeklerimizi düzgün bir şekilde kapattık. Şimdi devam edelim. Aradaki ilmeklerimize 7 ilmek kalana kadar keseceğiz. Burada hemen ipimizi ekliyoruz yeniden. Şöyle alalım. Örgümüzün ön yüzünden düz olarak kesiyorduk arkadaşlar. Hemen iki ilmeği alarak kesme işlemine de başlıyorum. Aldım. Geri taktım. Şöyle ipimizi sabitleyim. İki ilmeği örüyorum. Geri takarak 7 kenar patı yani e, omuzdaki 7 kenar patına kadar kesiyoruz aradaki ilmekleri. Şuradaki Bakın başlangıç ipimiz burada şöyle sonrasında yedirdiğimizde burada hani görüntü kirliliği olmayacaktır. Şöyle biraz daha yaklaştırayım görüntümü. Şu omuzu düşünmezsek arkadaşlar bakın aradaki ilmeklerimizi şurada 7 ilmek kalana kadar kesiyoruz. Çok gergin olmamasına özen gösterelim ki e, arka çok küçük olmasın yani ense kısmı çok daralmasın kesme işlemiyle rahat bir kesim yapıyoruz. Güzel bir yelek çalışması oldu. Benim beğendiğim. Umarım sizler de severek örersiniz arkadaşlar ördüklerinizi de bizimle paylaşırsanız hem Facebook'ta grubumuz var hem Instagram'da sayfamız var. Oralardan bizlere iletebilir, paylaşabilirsiniz. Evet, ense kesimini yaptık. Şimdi bakın 7 e, ilmeğimiz kaldı kenar pati olarak. Aynı diğer omuzda olduğu gibi şimdi 20. sıramızı örmüştük bu omuzda da. Öncelikle 21. sıramızı örüyoruz. Buradaki dönüşümüz bu şekilde olacak. Şimdi bir sıramızı örelim. Her iki omuzda da farklı oluyor arkadaşlar. Biri soldan sağa, biri sağdan sola doğru kesildiği için burada bir sıramızı örüyoruz. İşte arka sıramızda yine ters ters düzü düz haroşalarımızda haroşa örgü olarak omuz başına kadar geliyoruz. Evet. Şöyle bakalım. Evet, omzumuzu düşürdük, birleştirdik, aradaki ilmeklerimizi kestik. Burada 20 sıra olmuştu toplamda. Bir sıramız daha örüp 21 sıraya tamamladık. Bu kolumuz sol tarafa doğru düşecek. Öncelikle pata kadar gidiyoruz ilk dönüşümüzü. 7 ilmekten yapacağız. bir ters bir düz bu yetişkin yeleklerinde de mutlaka bu omuz düşürmeyi hırkalarda deneyin arkadaşlar oldukça güzel oluyor 7 ilmek ördüm geri dönüyorum yine ilk ilmeğimi örmeden aldım döndüğümüz yerlerde örmüyoruz ki orada çıkıntı oluşmasın arkaya geldik. Bu kez 8 ilmek örüyoruz. 8 ilmeğimizi ördük. 8 ilmek de burada var. Son kez geri döndüm. buradaki dönme işlemi de tamamlandı. Yine burada da bir sıra örüyoruz. İpimiz sol tarafta kalacak şekilde bırakıyoruz. Bir ters, bir düz olarak sıramızı tamamlıyoruz. Kenar ilmeklerimiz yani kenar patımızdaki ilmeklerimiz haroşa örgü. Evet bu omuzumuz da tamamlandı arkadaşlar. Evet omuzumuzu tamamladık. Yine aynı şekilde buradaki önü de arkadaşlar yerleştirip bakın kollar kola gelecek şekilde önlerde ortaya gelecek şekilde yine aynı şekilde burada birleştirme işlemi yapıyoruz. Hani göstermeme gerek yok diğer kolda yaptığımız gibi ipimiz zaten bu tarafta. Örgümüzü birleştiriyoruz aynı şekilde Örerek ilmeklerimizi kapatma tekniğiyle iki omuzu birleştirelim. Sonrasında yine yan dikişlerine şöyle bir başlangıç yapalım. Bitmiş haliyle de videomuzu tamamlayalım. Bakın ben kenarlarını bu şekilde almıştım ters bir şekilde. Bunları ilmek ilmek diktiğimizde yine yanlarda da daha düzgün ve güzel bir dikiş oluyor arkadaşlar. Bakın hatta hiç dikiş yok gibi yan tarafları. Şimdi omzumu tamamlayayım. Geliyorum tekrar. Evet arkadaşlar, her iki omzumu da aynı şekilde tamamladım. Şimdi yanların dikişini şöyle bir başlangıcını yapacağım ben. Sonrasında kendiniz de rahatlıkla dikebilirsiniz. Şöyle ipimi şu geriden bir yerden sabitleyeceğim öncelikle. Ucundan görünmesin düğüm diye. Şöyle hemen sıra başına getiriyorum iğnemi. Örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz dikişimizi. Şuradaki kenar, e, bakın il, yani kenardaki başladığımız ilmeği sonradan yedirebilirsiniz. Şimdi karşılıklı bir dikiş yapmamız gerekiyor. Öncelikle başlangıç noktasını birleştiriyorum. Evet. Sonrasında haroşamızın dişlerinden daha önce mutlaka yapmışsınızdır bu dikişi. Haroşamızın dişlerinden alarak hiçbir diş atlamadan karşılıklı dikiyoruz. Kollarda da yine aynı şekilde yapıyoruz. Tüm haroşa örgülerde. Ama kenarını burada da böyle yani normal örgülerimizde ters yaparsak sondaki birer ilmeğimizi yine bu diş diş görüntüler çıkıyor. Yeleklerimizde, hırkalarımızda, kollarımızda daha düzgün dikişler yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi örgünün ön yüzünden arka yüzünden değil kenarda bıraktığımız dişlerden atlamadan sıra örgümüzü düzgün ve muntazam bir şekilde birleştiriyoruz. Şöyle son kez yapacağım. Bir sağdan bir soldan yapabileceğimiz gibi şöyle aynı anda da atlamadan dikmek mümkün. Evet arkadaşlar, ben şimdi yeleğimi dikiyorum. Son olarak düğmelerimi de dikeceğim. Yeleğimizin son görüntüsüyle veda edeceğiz. Şimdi de dikmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yeleğimiz tamamlandı. Yan dikişlerini bitirdim. Bakın gerçekten kusursuz ve güzel bir dikiş oldu. Düğmelerimi de diktim ve gerçekten güzel bir yelek çıktı ortaya. Şöyle arkasını da görelim. Arkamız önler toplamda 90 ilmekti arkayı 15 ilmek eksik yapmıştık ama bakın arka önü tamamlıyor çünkü patlar üst üste geldiğinde ön bir miktar küçülüyor. E bu şekilde de dengeyi sağlamış oluyoruz. Modelimi yine diğer kanalımda anlatmıştım parça olarak. Oradan da hani yapamazsanız eğer oradan da bakarak yapabilirsiniz. Ama zaten önde bir modeli birlikte kurmuştuk. İkiyi de ikinci modeli geçip bırakmıştım. Ondan sonrasını rahatlıkla yaptığınızı tahmin ediyorum. Ben yine elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Siz yine takıldığınız yani eksik anlattığımı düşündüğünüz yerleri olursa yazın mutlaka yardımcı olurum. Hani sistem etmek yerine e, siz takıldığınız yerleri yazın. Ben seve seve sizlere yardımcı olurum. Bazen hani hızlı geçiyor olabilirim. Eksik anlatmış olabilirim ama dediğim gibi yorum yazarsanız, Instagram sayfasından da yazarsanız seve seve yardımcı olurum arkadaşlar. Evet yeleğimiz tamamlandı. E, anlatacaklarımız bu kadar. Yeni bir model, yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.